Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı'nda basın bilgilendirme toplantısı vardı. Toplantı tanıtım sunumuyla başladı. Her geçen gün bu oran gitgide artıyor. Türkiye'nin en büyük otizm merkezine sahip olan SOBE, vergi muafiyeti tanınan vakıf statüsü aldı. Yaklaşık 3 yıl önce vergi muafiyetine sahip olmak için müracaatta bulunduk. 3 yıl boyunca ilgili bakanlıklar ve genel müdürlükler çok titiz, yoğun çalışmaları sonucunda faaliyetlerimizi ve hesaplarımızı incelediler. Cumhurbaşkanımızın da tensipleriyle SOBE artık vergi muafiyeti tanınan vakıflar arasında yer almıştır. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pek Yatırmacı bundan sonraki süreçte merkezin farklı bir ivme kazanacağını ifade etti. Hem eğitim faaliyetleri hem de rehabilitasyon faaliyetleri neticesinde çok olumlu sonuçlar alıyoruz. Bugüne kadar 8 öğrencimizi mezun ettik. Küçük yaşta, erken yaşta tanı konduğu zaman ve yoğun eğitim faaliyetleri yürütüldüğü zaman bizim otizm tanısı konan küçük yaştaki çocuklarımız artık normal birey olarak eğitim hayatlarına, sosyal hayatlarına, toplumsal hayatlarına devam edebiliyorlar. Bu bizim için çok önemli. Pek Yatırmacı bir de müjde verdi. SOBE Vakfı daha da büyüyecek. Atölye faaliyetlerinin hem rehabilitasyon faaliyetlerinin hem de gündüz bakım faaliyetlerini yürütülebileceği yeni bir alanı da inşallah SOBE'mize kazandırmış olacağız. Bunun da müjdesini buradan şimdiden vermiş olalım diyorum. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise SOBE Vakfı'nda vergi muafiyetinin kalkmasında emeği geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan'a teşekkürlerini iletti. Emine Hanım ilk geldiği günden itibaren SOBE konusunda sürekli istişare, sürekli bilgilendirme, en son imza konusunda da kendisinin bize çok büyük desteği oldu ve tabii ki imzanın sahibi olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a da tüm otizmli aileler adına teşekkür ediyoruz. Başkan Altay, SOBE Vakfı'nın Azerbaycan'ın dahi takip ettiği bir kurum olduğunu söyledi. Otizm tanısı kalkan 8 çocuğun yüzleri binleri bulması dileğinde bulundu. SOBE bugün hakikaten sadece Türkiye'nin değil, işte biraz önce söylediler, Azerbaycan'ın bile takip ettiği bir kurum haline geldi. Artık birisi otizmle ilgili bir şey yapacaksa mutlaka gelip burayı, SOBE'yi mutlaka görüyor, SOBE'nin hikayesini mutlaka dinliyor. İnşallah başarılarının daha da artacağına ben inanıyorum.